Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bugün altımızda 2020 model Audi TTRS kupe var. Rengini mavi rengini yeşile çevirdim. Stok renklerin arasında yer alan yeşil bu. Camları filmledim. Şimdi cantlarla ilgili değişik bir düşüncem var. Bir cantı alacağım. Ondan sonra onu siyah yapacağım. Umarım güzel duracaktır. Hadi abi şimdi zaman kaybetmeden başlıyorum. Özel yükseltme. Üzerindeki makine kalıyor. Burada makine seçeneklerimizde 1.6 turbo rally ile 3.0i6T var. Ve hemen abi yüklemeye başlayalım. Gayet güzel güçlere ulaşacak. Hafifliği de hiç fena değil. Çok güzel yol tutacağını düşünüyorum. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Ben de merak ediyorum. Şarkı sözü gibi oldu lan. Evet abi. Yapıştır. 804'e çıktık. 3000 cc'ye de çıktı. Kaç olduk? 833'e 963 Nm, yani neredeyse 1000 Nm torkumuz var. Daha hafifleyeceğiz. Şimdi buradan en iyilerini yapalım. Yapıştır abi yere. Küçük bir offset de verilebiliyor ama çok az veriliyor arkadaşlar. Fazla değil. 270 kilo 1209'a kadar indik. Buradan da bir hafiflememiz olacak. Bakalım 1200'ün altında kalacağız mı? Çünkü lastiklerde küçük bir oynama yapacağım. Yarı düz yarış lastiği bileşenini takıyoruz. Ön tarafı 255 bırakıyorum. Arka tarafı 285 yapıyorum abi. Şimdi jantlar da Fixen'in jantları. Bir inelim bakalım. Onu alıp siyah boyayacağım abi. 8 kilo da oradan hafifleyeceğiz. Şu an kaçız? 1200, tamam, 1200'ün altına düşeceğiz, güzel. Jantlar bu aga. Fixe profil 5. Bunları takıyorum. Bunları büyütemiyoruz ama küçük bir offset verebiliyoruz. Şimdi gidip bunları siyah boyayacağım abi. Şu detaya bir bakalım. Mat karbon fiberimsi ama aynalar piyano bilek gerçi. Dur bakalım ne yapacağız. Aerodinamide ufak tefek eklentiler var burada arkadaşlar. Alışık olmadığımız eklentiler de var tabi. Burada bakın arka tampona şu zımbırtıyı ekliyor. Onun haricinde kaputa da küçük kaput zımbırtılarını ekliyor. Zımbırtı zımbırtı. Onların hiçbirini yapmıyorum tabii ki de. Şimdi düzeni kuruyorum. 1500 kilodan 1192, 300 kilodan daha fazla hafifledik. 394 beygirden de 833 beygir, güzel. Onu yapmadan önce görelim çünkü. Arabayı basabildiğimiz kadar basıyorum abi, çok değil zaten. Yarım santim falan inmiş oldu yani. Yarım santim civarı indi. Evet diyorum. Tasarım ve boyalar. Gel bakalım jantlar. Şimdi biraz uzaklaş. Böyle yaparsak bu da fena olmadı aslında. Böyle bir iki ton açıp da matımsı görünüm de verebiliyoruz. Aslında mat değil. Yoksa buradan mı yürüsek? Abi şimdi ya aynaların bir uyumu olmalı ya. Aynaları abi, aynaları da değiştiriyorum o zaman. Bak çok güzel bir şey olacak. O zaman güzel olacak. Şimdi aynaları böyle yaparsam yanlarla daha mı uyumlu olur yoksa böyle mi yapsam? Böyle daha uyumlu gözüküyor. Evet, böyle daha uyumlu gözüküyor. Tamam. Jantları da aynı şekilde yapıyorum. Bir tane uzaklaştır bakayım. Değişik oldu. Hiç de fena olmadı abi. Hadi bakalım yola çıkalım. Bu renk de farklı duruyor gerçekten. Bu araçta Audi'nin 5 silindir makinesi var arkadaşlar. O yüzden sesi biraz değişik. RS3'te falan da aynı makine var. Güzel. Kısayı seviyorum bu arada. Arka lastik 285 yapmamız kafama çok takıldı. Yani ona çok gerek yoktu.
Aksiyon olsun dedim abi. Evet. Deneme yapıyoruz burada da biliyorsunuz. Hop çaktırmadan hemen otobanın başına gidelim. Bakalım neler yapacağım. Hadi bakalım. Son dişliyle oynamamız gerekecek mi onu da görelim. Bayağı psikopat gidiyor. Bayağı psikopat gidiyor. Abi 400'e gidiyoruz vallahi. Vallahi 400'ü zorlar bu. Rampa aşağı şimdi görürüz 400'ü ama mesele rampa aşağı görmek değil tabi. ...93-94. Evet abi. Yani koşulların çok iyi olması lazım. O koşulları yaratmak için. Yani zar zor anca ıkına ıkına düzlükte 400'ü görür bu araba. Şimdi rampa aşağı zaten geçecek. ...406'yı gördük. Bayağı temiz bir sürat böyle bir araç için ki... Bu araba 833 beygirdi yanlış hatırlamıyorsam. 1000 Nm'ye yakın torku var ama yani öyle 1000 küsür beygir değil. Viraj testine şu hızda emin değilim abi. Çok ortadayım. Dıştan içe zorladım. Evet abi bak. Buraya dip gaz giriyoruz biliyorsunuz. Yani 400'de giderken sıkıntı. Hadi bakalım. Seviyorum Aresleri ya. Aresleri seviyorum abi. Aresler hassas noktam. Özellikle Ares 6. Ya şu kadranı da mil göstermesen olmayacak ha. Vallahi abi bu arabanın ya açık söylemek gerekirse bu şekilde 400'ü görmesi beklemiyordum. 370-380 max oralarda gezinir diye tahmin ediyordum. İyi iş. Araba küçük olmasına rağmen arkadaşlar çok aşırı virajı iyi değil farkındaysanız. Şimdi neyse tersten girelim. Buradan çıkacağım otobandan. E hadi abi o zaman öbür tarafa çıkalım değil mi? Hep sağdan çıkıyoruz. Arabanın tipi çok iyi. Sesi çok iyi. Gidişi çok iyi. Ama şekil ağa virajlar. Vallahi bilmiyorum virajlar hiç hoşuma gitmedi abi. Virajlar sonuç olarak bu araba tam anlamıyla içime sinemiyor abi. Sinmez. Ya bu küçüklükte bir arabanın küçük bir araba ve hafif bir araba sonuçta. Bu küçüklükte ve hafiflikte bir arabanın quattro bir arabanın bu şekilde yol tutması oyun için konuşuyorum her zaman gibi. Yok abi benim kabul edebileceğim bir şey pek değil. Yani zaten 900'lerin başlarında kaldı. Görev arabası da olamaz bu. Ama tipi, rengi, sesi çok özel. Gerçekten sahip olmak ister miyim? Tabii ki de isterim. Hangimiz istemeyiz? Oyun ya abi oyun sonuçta yani bütün arabalar elimizin altında değil mi? İstersek bundan inip Bugatti'ye de binebiliyoruz sonuçta.
Biraz içeriden sürelim. Daha fazla keyif alma ihtimalim var. Evet arkadaşlar, bugün 2020 model Audi TT RS'i modifiye edip 800 küsür beygire ve neredeyse 1000 Nm torku ulaştırdım. Araba 1200 kilonun altına düştü. Arabanın tipini gerçek hayatta da şu anda da dış görünümünü, sesini vesaire her şeyini, hızlanmasını sevsem de vallahi oyun içerisinde memnun kalmadım, ne yalan söyleyeyim. Bu tarz videoların devamı için alt taraftan kanala abone olup bildirmenizi açmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de bir like'ınızı alırım. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.